Sisyphos Gaming'ten herkese selamlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuz Polyolitik. Bu oyunda Paleolitik çağıyla Neolitik çağda var olan bir kabilede hayatta kalmaya, kabilemizin geleceğini sağlama almaya çalışıyoruz. Kabilemizin lideri artık yaşlandı, görevi bize devretmek istiyor ama her şeyin yolunda gittiğinden de emin olmak istiyor. Oyunumuzda bir hikaye modu var, bir açık dünya modu var ve düzenli güncellemelerle güncelleştirilmeye devam ediliyor. Oyunun grafik tarzının çok kendine has olduğunu söylemek lazım öncelikle. Bu tarz biraz sizi içinize çekiyorsa çekecek, çekmiyorsa çekmeyecek bir tarz ne yazık ki ama yine de bir şans vermekte yarar var diye görüyorum. Çünkü hayatta kalma, inşa etme mekaniklerini güzel bir temayla İnsanlık tarihinin en uzun süren çağıyla birleştirmeye çalışan bir oyun. Oyunumuzda mamutlardan tavuklara, geyiklere, kurtlara birçok hayvan var. Kabilemizi ayakta tutmak, kabilemizi büyütmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Şu an kabile şefimizden, kabilemizin yaşlısından, liderinden görevlerimizi almaya devam ediyoruz. Oyunda ayrıca bir teknoloji ağacı da yer alıyor. Teknoloji ağacında tıpkı insanlığın öğrendiği gibi bir şeyleri öğrenmemiz, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hayvanları evcilleştirmeye kadar ilerleyecek. Daha sonra inşa mekanikleri de başlayacak. Tarım başlayacak. Dediğim gibi oyun geliştirilmeye devam ediliyor ama oyunu yapan ekip oldukça tutkulu gözüküyor. Bu yüzden ben de oyuna bir şans vermek istedim. Gelin bu ilginç oyunu, bu değişik oyunu hep birlikte inceleyelim. Şimdi ben birkaç en basit görevleri yaptım. Şu an kabilemizi büyütüp büyütmemeye karar vermemiz gerekiyor. Büyütelim. Buradan görevlerimizi seçebiliyoruz. Kabile üyelerimize de görevler verebiliyoruz. Öyle bir görevimiz var. Kabileye yeni insanlar ekleyip ekleyemediğimizi sormuştu bize. Ben eklemek istiyorum diyorum. Ne gerekiyormuş? 50 yemek yiyormuş. Bizde 90 tane var. Bir ev gerekiyor. O var. Bir de kabile mutluluğunun 35'in üstünde olması gerekiyormuş. Tamam, ekleyelim kabilemize. Şimdi görev vermemiz gerekiyor. Buraya geldi galiba. Merhabalar. Orin mi sen? Sen Orin'sin sanırım. Evet. Buradan görevler verebiliyoruz. Görevlerimizden pişirmeye, inşaya, toplamaya, avcılığa ve kabilemiz için kıymetli, önemli simgeler inşa etmeye kadar farklı görevler verebiliyoruz. Biz topla diyeceğiz. Şu twinkslerden, dallardan topla diyeceğiz. Çünkü şu an insanlık tarihinin en uzun çağında, paleolitik çağdayız ve insanlık temel olarak avcılık ve toplayıcılıkla hayatta kalmaya çalışıyor. Biz de aynı şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Burası kabilemizin deposu. Buraya bir şeyler eklemiştik. Hadi biraz daha bir şeyler ekleyelim. Şöyle yapalım. Yarısını buraya eklemek istiyorum. Aa, sadece yemek ekleyebiliyorum. Pardon. Sadece yemek ekleyebiliyormuşum. Tamam. Sıkıntı yok. Genel şeyleri de buraya ekliyorum. 3 tane koymuş bile. Şahanesin Orin, çalışkansın, güzelsin Orin. Çalışkansın, sevdik seni. Şu twinleri birleştireceğiz. Şimdi akşam vakti geliyor mu? Orin kabilemizin ilk üyesi. Yani bu çağa göre biraz yaşlı bir üye almışız. Umarım uzun ömürlü olur. Kabilemizin büyüdüğünü, geliştiğini görür diye umalım edelim. Şimdi Elder bizden köyümüzün bilgesi, bize yeni görevin var mı? Nasıl görünüyor? Toplanılan şeyleri depodan almayı unutma diyor. Tamam, bunu yapmıştık zaten. Yeni gelene verdiğin görevlerde çok iyi olmalarını bekleme. Yaptıkça öğrenecekler diyor. Aa, çok iyi bir mekanikmiş, süper. Eğer iyi olduğunu düşünüyorsan yanında onlarla beraber avlanabilirsin. Şu an sana öğretebileceğim her şeyi öğrettim. Şu an kendi başınasın. Kabilenin yükseleceği, bu kabilenin düşüşü veya yükselişi senin ellerine bağlı diyor.
Teşekkürler Bilge. Bu vahşi doğanın genişliğinde bir başımızdayız. Gitmeden önce dikkat etmen gereken, keşfetmen gereken birçok şey var. Eğer keşfetmek istiyorsan sana verebileceğim bazı öneriler var. Ormana dikkat et diyor. Orada bazı anılarımız var, sembollerimiz var. Kabilemizin geçmişine dair semboller var diyor. Onun tekrar yapılmasına çok mutlu olurum diyor. Onları da bulacağız, edeceğiz. Şimdi önce şamanın bahsettiği, kabilemizin bahsettiği şeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için haritayı keşfetmemiz gerekiyor. Nasıl uyuyabiliyor muyuz ya? Uyuma mekaniği, campfire mekaniği var. Eti pişirebiliyorum. Ateş yapabiliyorum. Uyuyamıyor muyum? Uyuyamıyorum galiba. Aa, uyuyabiliyorum. Süper. Uyuyalım o zaman. Bir gündüz olsun. Saati göremiyoruz galiba şu an. Yani saati görmeyi isterdim. Acıktık. 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 Tamam. O zaman madem acıktık, canımız gidiyor bu arada. Aç olduğumuz için. Hemen bir yemek yiyelim o zaman. Böğürtlenlerimizden yiyelim. Bir böğürtlen kurtarıyor mu? Kurtarıyor galiba. Böğürtlen... Bu arada yediğiniz yiyeceklerin farklı farklı özellikleri var. Bu yüzden dikkat etmek önemli. Burası crafting sekmemiz. Birçok şey yapabiliyoruz. Ben bir yay işine girişmek istiyorum ama daha teknolojide açılmadı sanırım o. Balıkçılık da varmış ha. Güzel güzel güzel. Orak var, güzel. Hop 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 hop. Bunu yapmayacaktım. Neyse. Neyse, yaptık artık. Dekorasyonu geç. Evi geç. Yapılar. Oo. Çitmit de çekebiliyoruz. Tabi hayvan evcilleştirmeye başlayınca, hayvancılığa başlayınca bunları da yapmamız gerekecek muhtemelen. O zaman eşyalara gelelim. Stack lazım bunun için. Şunlardan yapalım öncelikle. Bir de senden de yapamıyorum. Öyle mi? Tamam. İp olarak kullanabileceğim bir şey bulmadıkça işler kesat bizim için. Taşıma kapasitemiz yok gibi. Güzel, 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 güzel. Oo, orada bir geyik görüyorum. Geyik görüyorum. Sen bana saldıracaksın mı? Çok saldıracak gibisin. Tamam, geyiği indirdik. Geyiği indirdik. Güzel. Hemen leşimizi toplayalım. Bu ne ya? Tam bu sarıya mı denk getireceğim? Hayda. Zor işmiş be kardeşim. Oo, süper. Süper denk getirdim. Yemin ediyorum süper denk getirdim. O zaman siz bug'a mı girdiniz, ne oldu bilmiyorum da sizinle biraz oynaşalım. Kabilemizin mamutları indiremem herhalde de, bunları indirmek kolay gibi. Saldırmıyorlar çünkü. Tamam, güzel güzel güzel. Kabileye bir sürü şey kattık. Bir sürü şey kattık. Şu etleri bir pişirelim o zaman. Öncelikle. Dallarla, odunlarla şunları pişirelim. Şurada niye ünlem işareti var? Ateş eklemek için. Peki. Onun dışında ben buraya da çiğ et koymuştum. Şu etleri buraya koyalım. Şu eti de pişir bakalım. Bir daha acıktığımızda bunu yeriz. Şimdi. Eşyalarımız görevleri yaptıkça açılacak anladığım kadarıyla. Meşale yapabiliyormuşum. Bir sürü şey yapabiliyorum. Bir sürü şey yapabiliyorum. Adamımız eşya toplamaya devam edekoysun. Orin kardeşimiz çalışsın, çabalasın bizler için, kabilemizin iyiliği için. Şimdi kabilemizin yiyecek stokları arttıkça işleri geliştirebileceğiz. Sanırım buraya gitmem gerekiyor. O yüzden oraya doğru ilerleyeceğim. Biraz değişik tarzda bir oyun. İlginizi çektim bilmiyorum. Ama genel teması ilginç duruyor bence. Hani bu temanın hakkını verip verememek başka bir tartışmanın konusu olmakla beraber, grafikler, grafik tasarımı ve oyunun ana teması itibariyle ilginç bir temaya ev sahipliği yaptığını düşünüyorum. İnsanlığın ilk gelişim aşamalarına
bizleri alıp götürmeye çalışması, buradan bir kabile hayatı ile kompleks bir kabile hayatı vaat edecek oyun bu arada. Şu an her ne kadar o denli kompleks etmiyor gibi gözüküyor ama giderek geliştirecekler, güzelleştirecekler bunu. Bu bence umut vaat edici. Benim ilgimi çekti. Hem hayatta kalma hem inşa mekanikleriyle bunu birleştirerek... Yine mi acıktın be kardeşim? Biraz çok sık acıkıyorsun. Parametrelerimizi... Şu benim değil. Bu tribe'ın... Kabilemizin parametreleri. Benim parametrem değil. Burada bir köyümüzün şamanı mı burada? Bu bizim kabilemizin geçmişine dair bir... Anıtmış. Bunu yapmamız gerekecek. Önce bir şamanla konuşalım. Kızıl Güneş'in savaşçısı. Gözlerinden bir ömür boyu süren, kayıp giden savaşları, mücadeleleri görebiliyormuşuz. O bizi aşağılıyor diyor. Bu yaban hayatta, bu yaban hayat seni yutar diyor. Eğer savaşmaktan çekinirsen, eğer hayatta kalmak istiyorsan tehlikenin içine atılmalısın. Sadece bu şekilde kendini çelikleştirebilirsin, keskinleştirebilirsin. Hayda, büyük büyük domuzu avla diyor bize. Büyük domuzu avla. Kardeşim büyük domuzu şaman bey. Benim silahım yok, bir şeyim yok daha be. Bunu yapabiliyor muyum chat? Ya yaptım. Tamam, süper. Clean temizleyeyim mi? Neyini temizleyeceğiz? Bu seremonilerde kullanıyormuş bizim kabilemizde. Temizle derken neyi kastettin ya? Temizlemekten kasıt ne yani? Neyse onu yapamıyorum galiba daha ben. Hemen diğer göreve mi geçelim? Bu göreve geçelim. Ha, önce bunu yapmam gerekiyor. Sen şunları bir celallendiriyorsun beni ama temizleden kastını anlayamadık. Böyle temizlenmiyor belli ki. Neyse onu düşünürüz. Lootları topla. Şunları topla. Kendimize artık bir yay yapabiliyor olmamız lazım herhalde. Yay daha açılmadı mı hala? Yay daha açılmadı. Şimdi... Aa, bunlardan da yapmam gerekiyor değil mi benim? Tabii tabii. Dereyi nerede kurutacağız kardeşim? Şundan yapalım. Tek de yapamıyor muyum ya hepsini? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir yerlerden hayvan sesleri. Aa, bunu avla diyor bana. Bunu avla diyor değil mi? Şimdi bu saldırgan bir şeye benziyor ya. Aa vallahi saldırgan bir şey. Aha, saldır. Saldır saldır. Oba, tek atıyordu lan. Alo, tek atıyordu. Alo. Ye yemek ye. Bu beni iyileştirmedi sanki. Et yok mu et? Et ye. İyileştik. Welfet bonusumuzu aldık. İyi beslenme bonusumu aldım. Gel kardeşim gel. Böyle dodge'larlar adamı. Abo. Staminam yetmiyor. Oha, dolu malı indiriyor hep. Oo, oh, oh, ikiye tek olmaz. İkiye tek olmaz. İkiye tek olmaz. Gel.
Sana kilitlendim. Sana kilitlendim, sana bilendim. Kardeşim ikiye tek olmaz, birebir. Yiyorsa birebir gel. Geldin mi birebir? Senin kaç canın var acaba? Senin kaç canın var? Öldürdük. Öldürdük. Bu kabile ayağa kalkacak. Bu kabile şenlenecek. Bu kabile güçlenecek. Ne oluyor oğlum, her yerden bana acil yay lazım. Bunu da çok iyi topladım mı? Çok iyi topladım bence. Tamam. Tamam. Hallediyoruz. Abo, bir tane daha, bir tane daha halledemem. Bir tane daha halledemem. Kalsın o. Kalsın. O kalsın. Ona gerek yok. Ona gerek yok. Avlamadın mı? Ben ne avladım kardeşim? O değildiyse ben onu o sandım. Hayda. Tamam, avımızı yaptık da. Oo, büyük domuz dediği burada galiba. Tamam, biz bir kabilemizin yanına dönelim ya. Avlandık ettik. Bir şeyler elimize geçirdik. Şunlara ihtiyacım var bence. O yüzden bunları olabildiğince toplayacağım. Yay falan, yani neredeyse her şey yaparken bunlardan ihtiyaç oluyor. Onlardan kendimize halat yapıyoruz. Bu vesileyle derinliğimizi arttırıyoruz. Aa, balıkçılık yapabiliyorum. Elimle. Oo, süpermiş. Aa, olmadı. Bir hak mı veriyorsun bana? Aha. Elimizde olmuyor herhalde ya. Çünkü doğru yere tuttum bence. Biz bir kabilemizin yanına gidelim. Mamutları falan boş verelim. Daha mamut avlayamayız. Oyuna yeni başladık. Mutluluğumuz artıyor mu düşüyor mu onu anlayamadım da neyse. Şimdi sen kimsin kardeşim? Sen yeni gelmişsin. Şaman, köyümüzün şamanı. Urine görevler verdi. Sen kimsin kardeşim? Merhaba mağara adamı. Ben Sukugla. Kamp ateşinin yanında şarkı söyleyebilirim. Ve bu güzel orman harika. Burada eksik olan tek şey daha çok arkadaş. Etrafta birini görmüş. Find new friends. Tamam, yeni arkadaşlar buluruz da. Sen kimsin kardeşim? Bir bana onu söyle de önce be. Görevi yaptık mı yani, bu mu? Şurayı sen bir temizle kardeşim. Git, hatta bu görevini bırak. Bu görevini bırak. Git orayı bir temizle sen. Bir de bana bizim şeyi, yeni insan lazım ya, Şaman Bey. Şaman Bey Hazretleri. Eldırım, senle bir konuşan mı? Oğlum. Tamam. Getir birini daha getir. Yemek bitti. Viren, sen bir denişiye benziyorsun. Bana yardım etme. Ne oldu? Ben mi sana şey vereceğim? Ulan sen bana çalışacaksın köpek. Bana mı ben mi ona çalışıyorum, o bana çalışıyor? Bir saniye. O bana çalışıyor. Ben ona çalışıyorum galiba. Benden böğürtlen istedi. Getiririz kardeşim, merak etme de sen. Bir saniye, neredeydi? Ha, burada böğürtlenler, burada. Ulan kuşları kaçırdın hep. Bak getiriyorum, benden de daha da bir şey isteme, tamam? Daha da bir şey isteme, ben senden bir şeyler isteyeceğim. Çünkü bu kabilenin reisi benim. Tamam mı kardeşim? Neredesin? Neredesin?
öyle boş boş duruyorum deme bana. Bak boş boş duruyorsun. Boş boş duruyorsun. Boş boş. Bir dur. Ulan ben git demeden gidemezsin. Al kardeşim. Mutlusun. Aferin. Şimdi senin görevin ne biliyor musun? Senin görevin bunları toplamak. Bunları da toplasan takıl, tamam. Hadi kolay gelsin. Bizim arkadaş görevi yaptı galiba. Buraya bir de ben hemen bir şey yapayım. Kurutma yeri yapalım, kurutma yeri. Yapabiliyorum, süper. Yapabiliyorum. Onu da şuraya şöyle koyalım. İnşa ettik. Süper, süper. Yo, tam bu kalsın böyle. Oğlum niye? Güzel kardeşim. Heh. Aa, çekiç diyorsun, önce sana çekiç lazım. E söylesen ya. Söylesen ya. Tamam, yaparız. Hemen çekiç yapıyorum. Hiç meraklanmayasın. Hiç meraklanmayasın. Çekicimiz geliyor hemen şimdi. Ne gerekiyordu? Bir de odun gerekiyor. Var mı odun etrafta? Taşı topla. Heh, şundan. Tuğla gel. Çekici yap. Eyvallah. Eyvallah. Çekici kısa yollara koyalım. Elimize. Oğlum. Ay, yine aynı şey yaptım. Kafama sıçacağım, o olacak. Kafama sıçacağım vallahi. Şunu koy. Yap bakalım şunu, daha deri kurutacağız. Ha, pat diye kuruyor, güzel. İki taneden bir tane yapıyorsun. Bende daha vardı sanki, ondan yok muydu? Kurutulmuş deri falan. Yemek kalmadı lan bu arada. Yağı falan ne yapıyorum acaba? Oradan başka şeyler de aldım ben çünkü. Onları ne yapıyorum bilemiyorum daha. Onları ne yapıyorum bilemiyorum. Mesela geyiğin boynuzları falan da aldık. Onlar ne olacak? Onlarla ne bitecek bilmiyorum. Şaman Bey. Hey. Görev bitti galiba. Bitti. Tamam, yapacağım onu. Sen merak etme. Göçe mi hazırlan? Abicim niye göç ediyoruz? Açlık ayları geliyor. Kabilemizin hayatta kalması ve büyümesi için sürekli hareket etmek zorundayız. Hayvanları takip etmek zorundayız daha sıcak topraklara. Bunu yapabilmek için de birçok malzemeye ve yiyeceğe ihtiyacımız var. Yeteri kadar sahip olduğumuzda yeni kamp oluşturacağız. Ne oluyor lan? Sahi. Bana inancı varmış. Oğlum bir şey oldu orada. Lan kurt geldi kampa. Alo. Alo, ateş yak. Ateş yak. Ateş. Oğlum kurt geldi kamp. Lan. Lan şaman. Oğlum sen niye kaçıyorsun? Alo. Sen kime geliyorsun lan? İt oğlu it. Şşş. Gece ateş yakmıyoruz diye. Aa, bir tane daha geliyor. Alo, önce ateş yak. Ateş yak. Ateş yakmadığın için ateş yakamıyorum. Neden? Çünkü odun yok. Ya odun. Dayı, yardım etmiyorsun. Orin miydin? Diğeri miydin? Kimdin? Odun yok mu odun? Ateş yakmamız lazım. Kardeşim hiç işe yaramıyorsunuz ya.
Ya takla atabiliyorsun. Takla atabiliyorsun ama zıplayamıyor musun gerçekten? İlginç. Oğlum kurtlar geldi her yere. Tavukları falan da kovalıyorlar. Biraz ceviz toplayalım. Dal topla, dala ihtiyaç da vardı. Bir de başka şeylere de ihtiyaç var. Odun, ağaç kesmek için benim kabile insanı mı yiyorsa? Benim kabileme bulaşma koçum, yakarım seni. Yakarım seni öyle böyle değil hem de. Çekiç yapmak için de logo ihtiyaç var. Her türlü bir kereste bulabilmek gerekiyor o zaman. Ya uyuyup uyanabilirdik. Biz uyuyunca işler duruyor mu, ne oluyor onu bilmiyorum. Yoksa kurt tehlikesi devam mı ediyor oluyor? O konuda pek bir fikrim yok açıkçası. Aha, şurada var galiba. Tamam, bir tane kereste bulduk. Ağaç dalları, şunlar, bunlar. Şurada bir kereste daha var. Tamam, iki tane bulduk. Şimdi ben size peki şey versem, çekici versem, balta yapsam, balta versem. Siz onu niye uyuyamıyorum ben? Ha. Ben çekici versem size, siz şey yapıyor musunuz ya kendi kendinize? Ne derler sen söyle. Avlıyor musun? Ne yapıyorsun? Umarım yapıyorsundur. Bir ye şunu. Orincim, sana yeni görevim var. Ne topla biliyor musun Orin? Dur bir dakika, dur Orin, dur. Dur dostum, bekle burada bir. Bekle Orin. Bazı işlerimiz var. Sonra sana bir çekiç vereceğim ben. Bu çekici Orin. Oğlum yatmayın. Orin, ha. Bu Viren. Orin nerede? Orin boş boş durma aslan. Nerede? Al bunu Orin, tamam mı? Şimdi Orin'cim, yeni görevim var. O görevinde daha sana ağaç kestiremiyorum. O da açılacak galiba. Daha açılmıyor. Ver o zaman şu çekici bana Orin. Senin var mı bir şeye ihtiyacın? 5 tane şey istiyorsun. Tamam, veririz onu. Bekle. Bekle, bekle. Şimdi şuraya bir ateş yakalım. Hayda, yine şey kalmadı ya. Başlayacağım. Teknoloji ağacında acilen gelişmeye ihtiyacımız var. Acilen teknoloji ağacımızı geliştirmemiz lazım. Şimdi ben de artık bu olduğuna göre ben ne yapıyorum lan? Güzel bakmışlardır. Ayak altında durma. Viren, basket oğlum, işine bak. Bir tanem veriyor ya. Benim size ağaç kestirebilmem lazım. Yoksa bu iş yaş, ben size söyleyeyim. Uğraşamam ben bu kadar. Yoksa bu kabile hayatta kalamaz. Ben size söyleyeyim. Şimdi ateşimizi yakalım. Etlerimizi pişirelim. O kadar avlandık ettik. Yak kardeşim ateşe. Şu etleri bir pişir. Etleri pişir. Helalin var. Deri var mı? Var. Deriyi al. Etleri pişirdin, derileri aldın. Şuraya daha çok yiyecek koy öncelikle. Çekil. Cevizleri koy. Pişmiş etler nerede? Kökleri koy.
Seni de koyalım. Tamam. Şimdi ben kemiklerle memiklerle de bir şeyler yapabilmem lazım. Dayı, bana görevin yok mu ya senin? Şunları diyorsun, yap diyorsun. Ya bunları ben yapam da. Bunları yapınca pat diye taşınacaksak o iş yaş, bak onu söyleyeyim. Bu görevi kabul ettiğinde kış yaklaşacak diyor. Aa, o zaman dur bir kabul etmeyelim. Şundan lazım bize. Ya bir burada yerleşseydik önce, bir oyunu bir keşfetseydik. Sen ne taşınma meraklısı çıktın, yaşlı başlı adamsın. Hadi biz genciz, diriyiz. Biz taşınırız da sen hayatta kalabilecek misin de acaba böyle konuşuyorsun? Hiç düşündün mü bunları? Hiç düşünmüşe benzemiyorsun. Saygıdeğer şamanım. Bir de bize şey diyordun. Kabilemizin simgesini yeniden yap diyordun. Beklemiyorsun ki yapalım kardeşim. Onu, o görevi daha sonra alalım biz ya. Önce biraz oyunu keşfedelim. Bunları topla. Bunlardan da toplattırabilmem lazım bence. Onlar açılacak sanırım hep. Açılacak, yapılacak çok şey var bu güzel oyunda. Bu kendine has bir tarzı olan oyunda. Ateşin yanına gidiverelim. Taşlarımızı toplayıverelim. Şunu yapalım öncelikle. Nereye geldi o? Buraya geldi. Derilerle yer değiştir. Onu... Şöyle yap. Güzel. Burada ne yapıyorum? Kemiklerden bir şeyler yapıyorum. Sonra bıçak yapıyorum. Aa, bir sürü şey. Kürek mürek yapıyorum. Lan kürekle ne yapıyoruz acaba? Kırmızı boya yapabiliyorum bir sebepten ötürü. Niyeyse. Kemikten iğneleri ne yapıyoruz acaba? Neyse, hepsini yapmayalım da biz yine de. Başka yapmam gereken bir şey. Teknoloji ağacımıza gelelim bir hemen. Teknoloji ağacımızla. Aa, bunları yapmam için sindir gerekiyor. Yeni tarifler öğrenebilmek için. Ama o görevi yapmam gerekiyor herhalde. Hikayede ilerleyebilmek için o görevi yapmamız gerekiyor. Onun için bunlardan yapmam gerekiyordu. Onun için ip toplamam gerekiyordu. Şimdi bizim kabile, boş durmayın aslanlar. Bak orada boş duruyorsun, görüyorum ben seni. Görev ekle. Orin, Orin bir boka yaraman lazım. Sadece bunlardan... Bunlar da sonra geliyor ya. Çok can sıkıcı ama her şeyin sonra gelmesi. Emin miyiz peki öyle oldu? Mesela şuraya ben şundan koysam halloluyor mu iş? Bir de yakında bir kabile vardı. O kabile yok, hallolmuyor. Sen taş topla. Bir de yemek topla. Yemek lazım olacak. Kökleri yiyebiliyoruz çünkü. Ben şunu alayım. Derileri koyayım. Kemikleri koyayım. Yağ koyayım. Antenleri de buraya koyalım. Başka yapacak bir şey yok. Dünyada bir kabile gibi bir şey daha vardı. Orada işler ne? Bir de görevler ne durumda? Büyük şeyi avla diyorsun illa bana. Avlarız koçum, avlarız. Orin, seni de mutlu edeceğiz, merak etme. Ben bir önce... Şu yakınlarda bir yer daha vardı. Ha, şurada bir insanlar var. Allah'ım. Sizin ev yıkıldı herhalde ablacığım. Öyle mi oldu size? Aha. Ah be. Teyzem. Teyzem, seninle konuşamıyor muyum daha? Seninle konuşamıyorum daha. Siz de bizim kabileye katılacaksınız herhalde ama daha değil sanırım.
Daha değil. O zaman bir şuradan geyik avlayalım da. Keşke biraz daha grinding yaptıktan sonra başlatsaymışım kaydı. Biraz daha grinding istiyormuş. Ben temel görevleri yaptım çünkü de daha çok. Aa, bug'a girdi. Daha çok beklemeyeyim dedim. Yeterli olacağını düşündüm ama tahminimden çok grinding gerekiyormuş. Tahminimden çok bir şeyler toplamamız gerekiyor imiş. Burada eğilmek bug'lı mı ya? Dibine girene kadar hiç anlamadı. Şuradan hazır şeyleri toplayalım. Börtlenleri. Orin'e de bir 5 börtlen vereyim. O da mutlu olsun. Mutluluk onun da hakkı. Bu kabiledeki herkesin hakkı mutluluk. Evet, eğilmezseniz aşırı çabuk fark ediyor zaten. Mutluluk artmış ama süper. Zamanla artıyor galiba. Ben bir tane daha vurmam lazım. Helal. 3 vuruşta indiriyoruz. Bunlar kolay ya. Kolay da çok bir şey vermiyor. Bir et veriyor. Skillerim arttıkça galiba öyle. Çünkü tavuk da bir et veriyor. Mesela ben şu an deriyle de hem buna tek atıyorum. Vurabilirsem. Bu da bir et veriyor. O zaman niye uğraşayım ben seninle yani şimdi. Neyse. Bir kabilemizin yanına dönelim öncelikle. Sonra kışa hazırlıkları sürdüreceğiz. Bir de kışa hazırlıkları sürdürdükten sonra şu şeyi de avlamaya gideceğiz. Nereden düştün sen böyle düşe düşe? Durumlar böyle. Oyun ilginizi çekti mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Benim grafik tarzı ilgimi çekti. Vaat ettikleri de ilgimi çekti. Ha, bu vaat ettikleri ne kadarını başarabilir? Ne düzeyde başarabilir? Daha bilmiyoruz bunu. Ama bence umut vaat ediyor. Aha, artık bunları toplama görevi verebiliyorum. Tamam. Tamam, süper. Yaptıkça oluyor. Tamam, biz öğrendikçe onlar da öğreniyor. Süper. Süper. Kardeşim. Şunlardan topla. Başka da hiçbir işin olmasın. Tamam. Git onlardan topla. Acil. Acil lazım. Çok lazım onlardan. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Çünkü onunla yapacağımız şeylerin haddi hesabı yok. Bir an önce kışa hazırlık yapmamız gerekiyor. Oyunu ilerletmemiz gerekiyor. Durumlar böyle. Umarım oyunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Siz de oyunu beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır oyundan. İsterseniz birkaç bölüm daha yapabiliriz oyun hakkında. Kabilemizin ilerleyişini birlikte bu maceraya koyulabiliriz. Bu macerayı birlikte sürükleyebiliriz. Eğer devam etmemi isterseniz lütfen yorumlarda bunu belirtin. Buyur Orincim, sen de mutlusun, alkışlıyorsun beni, süpersin, sağ olasın. Buraya kadar izleyen herkese, yorumlarını, beğenilerini esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ederim. Herkese esenlikler dilerim. Esenlikle kalın, hayatta kalın, hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.